Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Cihat Yaycı deprem sonrası Türkiye'yi işgal senaryosuna dikkat çekerek uyardı. Uyanık olun. Değerli izleyenler, Aydınlık'ta yer alan habere göre ABD'nin bir deprem sonrası Türkiye'yi işgal ettiği Millennium Challenge 2002 tatbikatını hatırlatan Amiral Yaycı şunları söyledi. Ülkemize ne yazık ki Alp Himalaya deprem kuşağında yer almaktadır. Böylesi bir jeolojik olgu ülkemizin güvenlik ve acil durum politikalarından bağımsız düşünmek ya da ülkemizin maruz kaldığı veya kalabileceği dillendirilmiş planlı senaryo ve tehditleri de göz ardı etmek mümkün değildir. Öyle ki benzer bir senaryo 2002 yılında ABD tarafından Bin Yılın Meden Okuması ismiyle tatbikat maksatlı senaryolaştırılmıştır. Bu senaryo 24 Temmuz 2022'de de 22 gün süren bir tatbikatta oynanmıştır. Senaryoya göre hedef ülke bazı deniz yollarını kontrol etmektedir. Bir ada ülkesiyle şiddetli sorunları vardır. Bu ülkede çok büyük bir deprem olur. Sivil hükümet depremle mücadele edemez ve kaos durumunda ordu duruma el koyar. Uluslararası yardım çağrısı yapılır. ABD yardımlarının kendi askerleri tarafından yapılmasını şart koyar. Böylece ülkeye girmekte olan ABD askerlerinin miktar ve faaliyetlerinden kuşkulanan hedef ülke ordusuyla ABD ordusu arasında savaş çıkar ve ülke 96 saat içinde işgal edilir. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır gibi illeri kapsayan bu depremin yaratabileceği askeri ve sosyal riskleri iyi değerlendirmeli ve analiz etmeliyiz. Özellikle Gaziantep, Hatay, Kilis gibi illerimize sığınmacı kampları bulunduğu gibi sığınmacı mahalleleri de bulunmaktadır. Bu durumun hem toplumsal psikolojik yapısı hem de güvenlik boyutları dikkatli değerlendirilmek durumundadır. Diğer yandan bölgede bir ABD üssü de bulunmaktadır. Böyle ortamların bu senaryoları uygulamak için Türkiye düşmanlarına fırsatlar sunabileceğini unutmamak lazımdır. Kurtlar puslu havayı sever. Türkiye'de arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde aksaklıklar var vesaire deyip iç karışıklık çıkartmak isteyenler olabilir. Halkımızın ve devletimizin birlik ve beraberlik içinde herhangi bir kargaşa, karışıklık ve kaosa uyanık olması, mahal vermemesi son derece önemlidir. Böylesi büyük çaplı afetlerde iktidar, muhalefet ayrımı olmaksızın devletimizin etrafında kenetlenmesi gereklidir. Zaman bu felaketten siyasi nemalanma zamanı değildir. Devlet ve millet hepimizindir. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.